Şerif abi şu anda AK Parti'de edindiğim herhangi bir aday adayı, Raif abi isimsiz aday adayı dışında bir isim yok. CHP'de İsmail Kılıç. Bugün yokladım CHP tabanını. İsmail Kılıç İyi Parti ittifakı olursa adayım dermiş çevresine. İyi Parti ittifakını sağlarsak. Kendisi de eski bir İyi Partili zaten. İyi Partiden, evet, 2019'da da adaydı. Adayım dermiş. Kamil Özkan konuşulan isimlerden bir tanesi. Kamil Özkan 2019'da da Adapazarı'nın adayıydı. En son seçimde 3. sıra. İl başkanlığı kongreye girip çekildi. Niyeti var mıdır yok mudur bilmiyorum ama CHP kuruluşları Kamil abi aday olabilir dediler. Üçüncü isim Füsun Çetin. Füsun Çetin'in istediği yakın çevresine ve CHP'nin tabanına söylenmiş. Kendisi de ifade etmiş. İyi Parti'de çok fazla ismim yok ama geçtiğimiz hafta sürpriz bir transfer yapmış kendileri. İyi Parti transfer derken Demokrat Parti'nin 2019'daki Adapazarı adayı Ekrem Birer geçtiğimiz hafta çok taze İyi Parti rozeti takmış. İyi Partili olmuş. Bu biraz ilerleyen bir vakitte söyleyeceğim. İyi Parti'nin bazı ilçelerde bu transferleri var. Şimdi az önce Hüseyin abi kendi çelişiyorsun diyecek ama benim kastettiğim lütfen girme Nasıl araya. bir Lütfen girme araya. Ben Büyükşehir'i alabilecek bir aday için söyledim bunu abi. Bazı ilçelerde İyi Parti'den İyi Parti'ye geçişler olmuş. O isimler İyi Parti'den belediye başkan aday adaylığı için. Ekrem Birer de onlardan bir tanesi. Saadet'te bir ismim yok. Yeniden Refah Partisi mevcut ilçe başkanı Samet Bingal'ın ismi konuşuluyor. Demokrat Parti'de ise az önce dile getirdik İsmail Ergün'ün adayı olabileceği dile getiriliyor. Adapazarı için şunu söyleyeyim yalnız tam da bu noktada. Biliyorsun bu programda Mutlu Işık Su ile ilgili, daha doğrusu Ada Hayat Projesi ile ilgili geçtiğimiz hafta bazı sorular sormuştum. Hatta zaman zaman tansiyonu yükselen bir program olmuştu. Mutlu Işık Su ile Adapazarı Belediyesi'ne bir araya geldik. Ada Hayat'ta girişte bazı açıklamalar yaptı. Özetle o kısmını geçiyorum ama burada çok önemli bir laf söyledi Mutlu Işık Su. Tam Adapazarı konuşurken bunu söyledim. Dedim ki Adapazarı Belediyesi'ye ilgili bazı isimler, bunlardan bir tanesini ben biliyorum. Aday adayı olma yolunda dedim, hareket edecekler, açıklayacaklar adaylıklarını. Bu dedim sizi rahatsız ediyor mu? Dedi ki, bence önemli bir cümleydi o. Bir partinin değil, ya bir ilin ya bir ilçenin bir ilin neyse çok aday olması o belediye başkanının başarısız olduğu anlamına gelmez. Hiçbir aday olmaması da kendinden başka çıkmaması o belediye başkanını başarılı kılmaz dedim. Ben dedi hangi ilçenin olursa olsun ben de dahil dedi aday adaya çıkmasından mutluluk duyarım dedi. Çünkü bu partimiz zenginliğidir dedi AK Parti için dedi. Hiç dedi benim dedi öyle dedi kaygılarım, problemlerim yok dedi. Bunu parantez olarak belirteyim. Bir isim var söylediğim gibi aday adaylarını açıklayacak o net bir şekilde. Ama diğer partileri aldığın zaman dediğim gibi AK Parti haricinde şey yok yani. İşte şu ismi söyleyeyim, şu olsun, bu şekilde bir hava yok gördüğümüz kadarıyla. Sanırım CHP'nin kongresi bittikten sonra biraz da bu partilerin nasıl seçime geleceklerini netleştikten sonra muhalefet partilerinin herhalde isimleri de göreceğiz. Ben isimleri saydım muhalefetten, o isimler şu anda konuşuluyor. Ya aslına bakarsanız Büyükşehir Belediyesi ile Adapazarı Belediyesi'nde ben AK Partili birisi olsam yani şu konjektörde aday olarak çıkmam yani. Yani baktığınız zaman Ekrem İnce yol kazası yok. Anketlerde %65, %70'lerde çıkıyor. Yani ben gidip AK Parti'yi kastediyorsun. AK Parti'yi kastediyorum. Ama orada da şöyle bir şey var. Dediğine katılıyorum. Adapazarı'nda da aynı şekilde. Ama bak, yani Mutlu Işık Su gerçeği varken. Attığım nokta şu. Ben olsam tam tersini yaparım. İlçeyi düşünürsem herhangi bir ilçeye. Giderim Büyükşehir aday olurum. Çünkü orada diyelim ki değerlendirmediler seni. Ya tamam işte Raif Ugan ya da Hakan Turan, Hüseyin Cumanlı, Safa Palat neyse Büyükşehir aday oldular. Olmadı ama bak Serdivan da var, Elena da var. Bu kısmını değerlendiren isimler de olabilir. Benim aday olmayacağım iki tane şey olurdu. Ben belediye başkanlığı niyetim olsa mesela Adapazarı'yla Büyükşehir'e aday olmazdım yani. Ki yani. Evet Hüseyin abi. Raif açıklamayacaksın değil mi gene o ismi? Ne? Hani bir isim var ya. Yok açıklamayacağım. Ya bana düşmez açıklamak. Ben niye açıklayayım adamı? Safa Serdivan'dan devam edelim lütfen. Ya ben yorum yapmadım ki Adapazarı. Sen konuşmadın Hüseyin abi konuştu. Ya bana göre çok kısa zaten bir şey söyleyeceğim. Yani Mutlu Işık Su'yla Adapazarı devam. Neden? Ya Mutlu Işık Su severler sevmezler. Takdir eder etmezler. Mutlu Işık Su bu kentin bu dönemde bu kentin 16 ilçeyi kastediyorum. 16 ilçe belediye başkanı olsa en vizyonel
en cesaretli, en güzel işini yaptı. Ne yaptı? Adayatı yaptı. Adapazarı'nın tam kalbinde yaptı. Lokasyon tam kalbi. Yani şimdi sen AK Parti olarak, yani herkes orada olabilir. Benim için bence mahsur yok. Yani çıksın, herkes Adapazarı Belediyesi adayı olabilir ama şimdi öyle bir iş yaptı ki Mutlu Işık Su, yani öyle bir adım attı ki Adayat'la beraber, yani şimdi Mutlu Işık Su'nun bana göre de, yani değiştirirse AK Parti büyük hata yapar. Büyük hata yapar. Bak Adayat ölçekli bakıyor. Yani bu kent, bu kentte yerinde kentsel dönüşümü yapan bir belediye başkanından bahsediyoruz. Çok önemli ve çok vizyoner. Ben hep diyorum yani o bu başkan değilsin. Bana parkla markla gelme kardeşim. Çöp aldım, möp aldım. Onu yaptım, bunu yap. Geç bana onları. Geç abi, geç, geç, geç. Geç. Bana böyle Adayat gibi projelerle gel. Seni baş tacı yapayım. Eğer AK Parti'de Mutlu Işık Su değişirse gerçekten üzülürüm ki değişmez. Mutlu Işık Su AK Parti bana göre devam eder. Ederse de çok yerine bir karar alır. Bir isim konuşuluyor. Yani isim teyit etmedim. Teyit de Muttaş, Sefa'yı da biliyor onu. Söylemesek lazım. Söylemeyeceğim onu. Kendisi tamam mı? Bir isim. Ya ben söylerim yani. Bu işlere teyit de Muttaş ama ben AK Parti'de Mutlu Işık Su'nun karşısında kimsenin çıkacağını düşünmüyorum. Çıkarsa da hayırlı olsun. Böyle bir değişim gündemi fikrim diyorum de, net söylüyorum. Durmak yok. Mutlu Işık'ta yola devam. Ben evet. Bir kere Adapazarı Meclisi'ne gittim. Evet. Adapazarı Meclisi'nde muhalefetin de duruşuna baktım. Mutlu Işık'ın da duruşuna baktım. Meclise değil mi? He, buradan bana bir daha ekmek çıkmaz dedim. Bir daha mesela ne anlamda ekmek çıkmaz? Yani polemik çıkmaz diyor. Polemik çıkmaz ya. Adapazarı Mutlu Işık'ın muhalefeti de kendini bir şekilde benimsetmiş. AK Parti'ye de kendini benimsetmiş. Şehre de kendini benimsetti. O yüzden ben diyorum ya, yani ben Mutlu Işık Su'nun karşısına aday olarak çıkmam yani. Bak kavga etmeyeceğim, şimdi bu çok uzayacak. İşte ben de onu dedim. Burada hani bu arkadaş dedi ya Adapazarı Belediyesi. Hiç uzatmayalım bence. Girmeyeceğim. O Adayat dedi ya hani beyliğin. Ya kardeşim adam öyle bir proje yaptı ki. İşte geçen hafta onun kavgasını yaptık. Ya bir dakika bak bitireyim. Raif abi sadece Sefa gibi yapacağım abi. Bak bitireyim. Adam öyle bir proje yaptı ki. Ben bak CHP'liler de, İYİ Partililer de bütün şehir tasvip ettiği ve mevcut haliyle tahsis ettiği bir proje yaptı. Ben onun anlatmaya çalışıyorum. Geçen hafta bu bir tane o cadder başkanı var. Yaşar Yıldırım. Tamam mı? Ona geleceğim. O arkadaş çok heyecanlı böyle. Basında çok lakayt. Bu kadar oda başkanı var. Bu kadar dernek başkanı var. Böyle Twitter'da böyle çok lakayt hareketler yapıyor. O, buradan söyleyeyim ben. O cadder başkanı. Tamam mı? Yaşar hakikaten Yıldırım'a. 140 tane dernek yani var. Özel geleceğim ona. Yani. O böyle gazetecilerle kafasına göre akara makara yapıyor ya. Tweet atmış tamam mı? Biz şimdi şeye gidiyoruz. Kahramanmaraş depremine gidiyoruz. Sen de varsın. Ama. Gazetecilerle beraber. Bir dakika çok önemli. Gazeteciler hepimiz şeye gidiyoruz. Kahramanmaraş depremine gidiyoruz. İşte bir ay, iki ay geçmiş tweet atıyor. Biz gidiyoruz diye haber attık, tweet attık. Altına yazmış daha yeni mi gidiyorsunuz? Cadder Başkanı, biz İstanbul'dan biri alıp burada ona satmıyoruz. Tamam mı canım? Biz öyle parası olan çok insanlar da değiliz. Anca gittik Kahramanmaraş depremine. Depremden iki ay sonra gittik. Yazmış öyle daha yeni mi gidiyorsunuz? Ne zannediyorsun sen bizi? Var mı diye paran diye soruyor musun? Biz biri alıp ona satmıyoruz. Ona özel geleceğim. O öyle Twitter'da lakayt hareketler başka, yapıyor. Zafer Tokuş'a da yapıyor. Başka bir programda konuşalım. Ama bak onu özel geleceğim. Ben dersime çalışıyorum. Ona Yaşar Yıldırım'a özel geleceğim. Tehdit bekletmiyorum. Ben onu eleştireyim. Büyükşehir Adapazarı Belediyesi orada çalışıyor. Bu da kendini bir şey yaptım zannediyor orada. Ona özel geleceğim o. Görecek o lakayt hareketleri. Yani, ben de çok... Kurumlar üzerinden meseleleri kişileştirmiyoruz. Yani ne kişileştireceğim kardeşim? Abi son şunu kusura bakma yani. Bir saniye bu uzamasın ama son söyleyeceğim şey. Geçtiğimiz hafta biraz ikili polemik fazla girdi. Türkiye Soğan şunu söylemiştim. Adayat bir kamu projesidir. Oradan Cadde 54 gibi bir ticari alan çıkmaz. Çıkmaz. Bu kadar yani o bir rant alanı olmaz oradan. Onun için buna karşı gelmiştim. Caddere de aynı şekilde karşı geliyorum. Daha sonra sosyal medyada biraz mentionlaştık. Yani ben Cadder Derneği'nin bir belediyenin başarılı bir yerine dönüşüm projesine eleştirmekten ve yön tayin belirlemektense 30 yıldan beri bir türlü dönüşüm yapılamayan Çark Caddesi'ndeki esnafları bir araya getirerek artık
cazibe merkezini yitirme aşamasına gelmiş Çark Caddesi'ni bir an önce dönüşüme sokmak için neler yapabiliriz konuşsunlar. Asayişi konuşsunlar. Orada yerel yönetimle nasıl işbirliği yapacağımızı konuşsunlar. Başarılmış bir projeyi konuşmasınlar. Ya, yakalamış diyor. Bir şey. Evet. Gazeteci eleştirilemez. Ya, tamam, eleştir beni. Sen bak ol. Beni var sen ya. Hüseyin abi. Bana beni eleştir. Dibine kadar gir. Tamam, ama ben seni yazmaya başladım mı? Cak cak yok. Söz bir program ha, geleceğiz. Öyle, öyle. Serdivan'dan devam edelim. Sen beni eleştir. Sıkıntı yok. Serdivan AK Parti. Bu arada Ay Pazarı'nda...